Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali Ayvaz. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Efendimiz Sağdoğulları yurdunda. Bütün bu garipliklerden sonra Halime ve kocası yurtlarına vardılar. Artık nur yüzlü kainatın efendisi Sağdoğulları yurdundaydı. O sırada Sağdoğulları beldesinde müthiş bir kıtlık ve kuraklık hakimdi. Bereketi kesilmiş topraklar, susuz kuyu ve çeşmeler, solgun yüzler ve zayıflıktan ayakta duracak mecali kalmamış hayvanlar. Fakat Peygamber Efendimizin ayak bastığı hanenin manzarası birden değişiverdi. Daha önce yiyecek ot bulamayan hayvanları şimdi tıka basa doyuveriyorlardı. Memeleri dolup taşıyor, bir rahmet çeşmesi gibi devamlı süt akıtıyorlardı. Solgun yüzler yoktu artık Halime'nin evinde. Beldenin sair sakinleri yine kıtlık içinde, yine sıkıntı çemberinde kıvranıyorlardı. Hayvanları hala zayıf, naif ve istenilen sütü veremiyordu. Sanki Peygamberimizi yetim diyerek almayanlar, maruz kaldıkları mahrumiyet içinde bırakılmakla cezalandırılıyorlardı. Yayla halkı gözleriyle gördükleri bu durum karşısında meraklarından çatlayacak hale gelmişlerdi. Olup bitenlere bir mana veremiyorlardı. Kabahati çobanlarını buluyorlar ve onlara çıkışıyorlardı. Gidin görün bakalım, Halime'nin çobanı koyunları nasıl doyurmuş. Yürürken memelerinden şıpır şıpır süt damlıyor. Kim bilir koyunlarını nerede otlatıyor. Siz de onun gittiği yere gidip koyunları orada otlatsanız ya. Çobanlar efendilerinin bu çıkışlarında haksız olduklarını adları gibi biliyorlardı. Halime'nin çobanının koyunlarını otlattığı yerin kendilerinin otlattığı yerden hiçbir farkı yoktu. Bunun için de itiraz ediyorlardı ama itirazları hiçbir fayda vermiyordu. Efendilerinin bu sefer şu sözlerine muhatap oluyorlardı. Peki sizin sürülerin koyunları açlıktan kendilerini zar zor taşıyorlar da onunkiler neden tıka basa tok hem de memeleri sütle dolu olarak dönüyor? Ne çobanlar ve ne de efendileri bu soruya cevap bulamıyorlardı. Sadece birbirlerine hayret ve şaşkınlık dolu bakışlarla bakıp kalıyorlardı. Elbette bunun bir sebebi vardı ve bu sebebi henüz o zaman Hazreti Halime ile kocasından başkası bilmiyordu. Çobanların gelip sebebini sormaları üzerine Halime onlara şu cevabı verdi. Vallahi bu iş ne ot ne de otlak işidir. Bu iş Rabbimin sırlarından bir sırdır. Her şey Mekke'den dönüşümüzde birlikte başladı. Tabii ki çobanlar bu sözlerden pek bir şey anlamıyorlardı ve meraklarından da kurtulamıyorlardı. Yayla halkının akıl erdiremediği sır şuydu. Kainatın yegane sahibi olan Allah, en sevdiği insan olan Peygamberimizi evlerine misafir etme âli cenaplığını gösterdiklerinden dolayı Halime'nin evine rahmet hazinesinden bol bol ihsan ve ikramda bulunuyordu. Halime ve kocası bunun gayet iyi farkındaydılar. Bu sebeple Nur yavruya bambaşka bir gözle bakıyorlardı. Adeta onu uçan kuştan, doğan güneşten koruyorlardı. Büyük bir sevgi ve dikkat ile üzerinde titriyorlardı. Yayla kuraklıktan kurtuluyor. Sağdoğulları yaylasından aylardır hüküm süren kuraklık ve kıtlık hala son bulmuş değildi. Yayla halkı her hafta kendi inanç ve geleneklerine göre yağmur duasına çıkmaya devam ediyordu. Fakat her seferinde de elleri boş ve mahzun dönüyorlardı. Bir cuma günüydü. Kadınlı erkekli bütün kabile halkı yanlarında aç develerini, sütsüz koyunlarını da alarak bir tepenin üzerine yine yağmur duasına bulunmak için çıkmışlardı. Putlarına kurbanlar kestikten sonra duaya başladılar. Yalvarmalar, yakarmalar, alemlerin Rabbine yağmur göndermesi için yapılıyordu. Saatlerce dua ettikleri halde yere tek bir yağmur damlası düşmedi. Kalabalığın içinde sevgili Peygamberimizin süt annesi Halime ve kocası Haris de vardı. Halime gözlerden sakındığı kainatın efendisi yavruyu kalabalığa alıp getirmemiş,
süt kardeşi Üneysi'nin yanında evde bırakmıştı. Duanın sonuna gelinmişti. Herkes ümitsiz ve bitkindi. Artık dönmeye hazırlanıyorlardı. Bu sırada Halime'nin komşusu bir kadın, duasını bitirmek üzere olan rahibe yaklaştı ve rahip duasını bitirince de "Rahip efendi, biz bu kadar dua ettik fakat bir netice alamadık. İçimizde hayırlı, uğurlu biri olsa belki alemlerin Rabbi duamızı kabul ederdi," dedi. Rahip, yaşlı kadının bu sözünden rahatsız gibi oldu ve "Biz ona dua ederiz ama onun ne yapacağını bilemeyiz. Doğruyu ve hayırlıyı ancak o bilir," diye konuştu. Yaşlı kadın bu sefer asıl maksadını açıkça söyledi. "Biliyorum, dedikleriniz doğru ama benim söylemek istediğim şey başka. Bizim komşumuz Halime'nin evinde Mekkeli bir çocuk var. O geldiği günden beri Halime'nin evi bereketle dolup taşıyor. Çok hayırlı, çok uğurlu bir çocuk olarak görünüyor. Bir de onu buraya getirsek, belki ayı uğurlu gelir. Onun yüzü suyu hürmetine, alemlerin Rabbi duamızı kabul eder ve bizi yağmura kavuşturur." Rahip önce tereddüt geçirdi. Kadın ısrar edince, Efendimizin getirilmesine razı oldu. Yaşlı kadın Halime'yi arayıp buldu ve rahibe yaptığı teklifi kendisine anlattı. Fikir Halime'nin de aklına yattı. Çünkü Nur yavrunun bereketli ve hayırlı bir çocuk olduğuna en çok kendisi şahit olmuştu. Koşarak eve vardılar. Peygamberimizi süt annesi kucakladı. Kundakladıktan sonra yakıcı güneşin tesirinden korunmak için de yüzünü bir bezle kapadılar ve dışarı çıktılar. Güneş kızgın oklarını yeryüzüne olanca şiddetiyle saplıyordu. Yerden sanki alev alev ateş yükseliyordu. Evden çıkıp biraz yürüdükten sonra gözleri garip bir şeye ilişti. Bir bulut kendileriyle beraber gidiyordu. Önce mühimsemediler, olabilir diyerek yürüdüler. Fakat bu küçük bulut kendilerini terk etmiyordu. Adeta onları güneşin kavurucu sıcaklığından korumak için bir şemsiye vazifesi görüyordu. İster istemez hayrete kapıldılar ve şaşırdılar. Bir taraftan da sevindiler. Artık Nur yavrunun yüzünü bezle örtmeye de ihtiyaç kalmamıştı. Örtü kaldırılınca şirin gözler süt annesine tatlı tatlı baktı. Sanki tebessümüyle "O bulut beni gölgeliyor," der gibiydi. Buluttan şemsiye altında yollarına devam edip kalabalığa karıştılar. Önce yapılan tekliften rahatsız olan rahip bu sefer onları güler yüzle karşıladı. Çünkü o da Halime ve arkadaşının evden çıkar çıkmaz bir bulut tarafından gölgelendiklerini uzaktan görmüştü. Rahip peygamberimizi süt annesinin kucağından aldı ve kalabalığa seslendi. "Ey insanlar, bu bulunduğu eve bereket getiren Mekkeli çocuktur. Bu hayırlı yavruya olan sevgisi ve lütfu ile yağmur vermesi için alemlerin Rabbine hep beraber dua edelim." Eller tekrar açıldı ve dudaklar yeni bir heyecanla duaya başladı. Peygamberimiz bir nur yumağı halinde rahibin kucağında duruyordu. Rahip bütün dikkatiyle nur saçan gözlere bakıyor ve adeta hal diliyle "Bu güzel çocuğun yüzü suyu hürmetine bize yağmur ihsan et," diye Cenab-ı Hakk'a yalvarıyordu. Herkes Yüce Allah'a yalvarırken peygamberimizin nur saçan gözleri ümitle gökyüzüne dikildi. Rahip ise nur yavrunun iri ve bebekleri pek siyah, güzellikte eşsiz gözlerine kendini kaptırmış ve adeta her şeyi birden unutuvermişti. Artık aylardır süren hasretli ve hüzünlü bekleyişin son anları yaklaşıyordu. Peygamberimizin başı üzerindeki küçücük bulutun birden büyümeye ve ufuklara doğru yayılmaya başladığı görüldü. Kısa zamanda o küçük bulut yerini bütün gökyüzünü kaplayan kocaman bir buluta terk etti. Dua seslerine birden sevinç çığlıkları karıştı. Yağmurun müjdecisi bulutlar geldiğine göre rahmetin de gelmesi yakındı. Az sonra
sevinç çığlıklarıyla ortalık çınladı. Yağmur, yağmur, yağmur. Evet, ikaz mahiyetindeki iki haftalık bir mahrumiyet içinde kalma, Saad oğullarının dikkatini çekmek için kâfi görülmüştü. Nur yavrunun yüzü suyu hürmetine, Saad oğulları yurduna latif, berrak ve tatlı yağmur damlaları Cenab-ı Hakk'ın rahmet hazinesinden ahenkli ahenkli inmeye başladı. Güya rahmet tecessüm ederek damlalar suretinde yeryüzüne akıyor, ümitsiz yüzlere ümit ve tatlılık bahşediyordu. İnsanlar gibi kuraklıktan çatlak çatlak olan yeryüzü de mis gibi kokusuyla sevincini izhar ediyordu. Yağmura kavuşan halk, aylardır devam ettikleri duaların kabul edilmeyip o gün kabul edilişinin sırrını yine de bilemediler. Çünkü o bir sırdı. Şimdilik bir sır olarak da kalacaktı. Rahmet vesilesi henüz bir bebekti. Ama insanların nazarında bir bebekti. Hakikatte o Allah'ın ve meleklerin kendisini çok iyi tanıdıkları, Allah'ın sevgili kulu, peygamberler peygamberi, iki cihanın güneşi Hazreti Muhammed'di sallallahu aleyhi ve sellem. Saad oğulları yurdunun yüzünü güldüren rahmet aralıklarla tam bir hafta devam etti. Toprak yağan yağmuru iliklerine kadar içerek doydu. Otlar yeniden fışkırdı. Ağaçlar yemyeşil körpe filizler verdi. Ekinler boy attı. Koyunların memeleri sütle dolmaya başladı. Yağmura kavuşanlar arasında ancak birkaçı rahmeti vesile teşkil eden sebebi bildiler. Kendi aralarında şöyle konuştular. Bu çocuk çok uğurlu ve hayırlı bir çocuk. Saf ve geniş ufuklu, çölde hava temiz ve güzeldi. Çocukların çabucak gelişmesine ve sıhhatli büyümelerine oldukça elverişliydi. Sevgili peygamberimizin büyümesi de diğer çocuklardan farklı oldu. 8 aylık iken konuşmaya başladı. 9 aylıkken konuşması oldukça düzgün ve pürüzsüzdü. 10. ayında ise artık diğer çocuklarla ok atacak kadar kuvvetli ve gürbüz olmuştu. Peygamber Efendimizin 2 yaşına basınca sütten kesildi. O ana kadar halimelerin ve yayla halkı üzerinde bereket, rahmet ve ihsan yağmuru hiç eksik olmadı. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.